Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Amin. Avvalo, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz biraderler. Allah subhanahu ve ta'ala barchamizni tutgan ro'zalarimizni qabul etsin. Qolaversa, mana bu joyga xilosi muhabbat bilan sovuq bermasdan kelib, ibodat uchun va ozgina suhbat eshitib o'zimga manfaat qolaman degan birodarlarimiz bor. Alloh taolo hammani inshaalloh ana shu niyatga yetkazsin. Bugungi suhbatimiz mana Ramazonni Ramazon boshlar o'za tushlik boshlanishidan avval birinchi kundan Hatmul Qur'on boshlaganmiz. Qur'onni fazilat haqida inshaalloh. Va qolaversa o'quvchini qanday martabali ekanligi va eshituvchi qanday martabada ekanligi borasida Qur'on insonga qanday ta'sir qilishi borasida suhbatlashamiz. Birinchi o'rinda birodarlar Alloh taolaning bir oyat kalimasi bor ekanda. Ya'ni Qur'onni bir xatm qilish musulmonlar uchun juda katta foyda keltiruvchi misoli bir tijoratdir deydi. Misoli bir tijoratga o'xshaydi. Serdaromad tijorat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. يعني البتة الله Teala كتابنا تلاوات لنجرنا namozni to'kis ado etib, biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora infoq qilganlar hargiz kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'linglar, deydi Alloh taolo. Demak, birodarlar, Alloh taolo oyat kalimasini tilovat qiladi. Namozni to'kis ado etib, Xudo bergan rizqdan infoq qilgan odam hech qachon yutqazmaydigan tijorat boshlagan bo'ladi. Hech qachon yutqazma, kasodga uchramaydigan tijorat ichida. Qur'oni Karim duo ijobat bo'lishligiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan aynan hatmi Qur'on chog'ida maxsus duo rivoyat qilinmagan. Shunday ekan, banda o'zi tushunadigan qilib Qur'oni Karim oxirga yetadi-ku, xatma kabi bo'ladi-ku, o'zi tushunadigan qilib o'qisa eng ulug' duo ana shu deydi. Bizda ba'zilar so'raydi, masalan, falonchi salomatdan keyin qanday duo qilayin, yoki mana bu Qur'oni Karimni oxirga yetkazgandan keyin qanday duo qilayin. Birodarlar, duoni eng yaxshi qanday desa, o'zi tushunadigan duo so'rashlik eng yaxshi duo. Namozdan tashqari bo'ladi. Mashhur sahoba Anas ibn Malik roziyallohu anhu har haqim deganida oila a'zolarini jamlab birgalashib jamoaviy duo qilganlar. Har haqni kabirni oxirga yetganda jamoaviy duo qilganlar. Bu joyi rivoyatlar rivoyatiga ko'ra sahobalar haqni Qur'on chog'ida jamoalashib duo qilardilar deydi. Sahobalardan Abdulloh ibn Abbos Qur'on o'qiydigan qorilarni surishtirib, Qur'on o'qiydigan qorilarni surishtirdi. Qaysi kuni haqni kabi bo'ladi? Ya'ni Qur'oni Karim qaysi kuni oxirga yetadi? O'shani bilib, ana shu kunga yetib borib duosiga qo'shilarkanlar, masalan shu inson. Nimaga desa, bu olam ijobda bo'lishligiga sabab. Qur'oni Karim jannatga kirishga sabablardan bittasi. Qur'oni Karimni o'quvchi qorilarni qiyomat kuni shafoat qilib jannatga olib kirib ketadi, deydi Qur'oni Karim. O'quvchi inson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Umoma Boxiliy roziyallohu anhu shunday so'zlab berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday degan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Qur'on o'qinglar. Chunki u qiyomat kuni o'z egalariga shafoatchi bo'lib keladi, deyotganlarni eshitganman, dedilar bu kishi. Imom Muslim rivoyat qildi. Demak, Qur'on o'qish kerak inson. Imkon boricha Qur'on o'qish kerak. Qo'lidan kelganicha Qur'on o'qishlikka harakat qilishlik. Aynan mana bu oyatda. Chunki bir rivoyat bor. Bir rivoyatni keltiradi, hikoya qilinishicha
Bir kişi Kur'an'ı yadlay olmasa da tekrar okuyuverirkenler de. Bana züle köpçülüğe geldiler. Okuyanlar hiç kirli yaptı. Okuyanlar hiç kirli yaptı diyor da. Hikaye kılın yaptı ki bir insan yadlay meseleyi okuyuverirken, tekrar okuyuverirken. Bir günü bir kişiyle oğlu bir sağol verip kaldı. Ata cevabı. Yadlay olmayanınızda kim okuyuverirkenizden ne faydası var? Ben bir adam ne yapsın? Ne gerek var okuyu verişti burada? De kiçiğine okulçası atası gibi şimdi hesaba bir kaptı da. Şimdi atası için ne dedi ki oğlum? Eğer bana bu kömür taşış için hasbenge, bana bu savatke, bana bu savatke. Su doldurup alıp ki, naksay mı aldım? Kesek su doldurup kesek. Ana o şerde yapmam dedi. Kömür taşışlık için tayarlayan savatta su köptürsek doldurup kim aydın onlara şu savağlıyla cevabını bir otasaydı da. Şimdi oğlu ayırken ki doldurmuş mümkün nasıl olur? Savağda su uşaştı özünü kıyınlarsa da mümkün nasıl ilacı olmaz. Oğlu şu dediğinden ki sen hareket kurup bir özüm aydınlasın. Oğlu hareket kıyınlarsın. Şu savağda su başından da bu arada doldurmuş aklarken bir kere bakıyor önce ne işlerse kalmasın, bakıyor önce işlerse kalmasın. Faydası yok, hiç faydası yok. Sen yine hareket kılırdı, otası hareket kılışırken büyürürdü. İki, üç yıl arttı, beş yıl arttı şu cebi gönderdi ki, hani bir insan, yani oğlan hiç su vakili almayı gönderdi ki, sabahta bana özgürlük sezliğime de cevap verip, sağ ol dedi, değil mi? Otası, oğlan. Sabahta bana özgürlük yasanı sezliğime de sağ ol dese, oğlan içindeki ki, ha atacağım. Sabah, kömürünün tasarından kop koruyordu. Kömürünün tasarından sıfat kop koruyordu. Ben bana su getirdim, kokil oldum, su getirdim, kokil oldum. Koranlıktan asanam konuları. Yani şimdi tasarını kurdum diye cevap verdi o. O tasarı kurdun mu? Kur'an yadla olmasam ha. Okuyuverişlik, okuyuverişlik beni kandırdın yorulardı. Radarlar, yadlaş kolumuzdan kim yaptın okuyuverişlik. Okusak inşallah kalbimiz münevver kubara olur. Üç nerseye terimlerine oturuşan ibadet değil. Hemen işte. Üç nerseye terimlerine oturuşan. Birincisi, ota onlarımız hayat olsa terimlerine oturuşumuza ibadet eken. Sağolunuz olur. Allah Ta'ala'nın belki Kabe'ye karar duruşan ibadet eken. Sağolunuz olur. Kur'an okuştu, bilmeseyim, kalp durup, haliyle tefakür kılıp oturuşan ibadet eken, sevap yazılır. Demek ben okuştu bölümden demem. Okuştu iken saydım, inşallah hiç olmazsa terbiyeli olsun. Kala versen bana bu muradında, bana bu küllerde, yani Allah Ta'ala'nı bizge in'am ettirgen, başka devletlerde Allah Ta'ala mahrum kıttırgen, bana bu taravih namazlarda Kur'an'ı İhlas bile, muhabbet bile, ahir geçe işlemedin diye fikir inşallah. Ahir geçe işleyin, dinle. Ne demek yani? Çünkü beraberler, Kur'an-ı Kerim'de ahir geçe işledim. Bana Allah Ta'ala'nın ayet-i kerimeler var. Kur'an tılavet kılın geldi, onu dinleyin. Ve cim durunca şayet rahmet gelirseniz diye Allah Ta'ala. Cim durup, ihlas bile, muhabbet bile işleyin ki, Allah Ta'ala'nın rahmetiyle nâim olmasaydı, hiç nâsa nâsıl Allah. Allah rahmetiyle alıp, hemenizin günahlarımızı geçirse, ana mükemmel kuralım. Allah Ta'ala dua kıleydik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hâbemiz, havala, Kur'an'a muhabbet ettik, fakat kuralım. Kur'an'ı kerim, ihlas-ı muhabbet olan işçisi, Allah'ı zinnesi, gözeydik. Allah Ta'ala, mene bu hakmı kerimler, Kur'an'ı kerimler, kılavetlerin hürmetinden, yahşi emrullerin hürmetinden, yeni yurtumuzun Allah Ta'ala'mızın bela, afetlerden, keser ilişkilesin Allah'ımız Allah'ımda esra. Fatırcanlik nimetini Allah Ta'ala'mızın ebedi. Allahümme salli ve sellim ve berik aleyh bir rahmetin feyyar.